Assalomu alaykum, hurmatli Azizbek Xaldorov kanalining a'zolari. Hop, Rossiyada yurib, Moskvada yurib, ayrim hojakalarimiz, tanish do'stlarini istak maqsadlariga ko'ra farzandlarini mana bunday qishli kunida uyda bekor o'tirmasdan bir onlayn o'qitib bering deganligiga qarab, jina onlayn o'rgatishni boshladim. Bir ikki o'quvchini İnşallah belki okusur yani haklaşlar olsa köpeği olsa onlardan ham koşuşumuz mümkün. Kanalımdan Azizbek Xaldorov kanalına girip yaxşı bilasizlar Azizbek Xaldorov deb yozsangiz mana bunda mening özümü tayyorlagan videolarım var. Her kanday manday bitta bitta sözlerden tashkil etgan ko'pgina videolarım var. English Week, Information about Kyrgyzstan. Va hokazo ko'pgina videolarim bor bu joyda. Bu videolarim ichidan men o'zim shu bolalarni birinchi og'zaki nutqini tekshirayin, qanday qilib ingliz tilini harflarini yaxshi biladimi, bilmaydimi degan ma'noda so'rab, surishtirib o'zimning videomni jo'natgan edim. Ya'ni men alfabet haqidagi videomni jo'natgan edim. İngiliz alif bosidan boshlaganmiz. Hozir topaylan mana. Lesson 38 ekan, lesson 38. English alphabet or just spell it. Anglicha alfabet ila skaji pa buqvam deb qo'yamiz. İngiliz alif bosi. Shuni jo'natgan edim. Hop. İngiliz alif bosini nomlarini bilish juda ham muhim deb o'ylayman. O'quvchilar uchun alfabetni jo'natdim va endi hello my dear subscribers. Ular videoni ko'rdi, o'z tushunchani olishdi va menga javob qaytarishni boshlashdi. Yana bundan buyog'imiz o'sha o'quvchilar bilan bo'lgan video nima deydi, mulohazamizni yana bir video qilib tayyorlab shu YouTube'ga qo'yib qo'yaman. Kimgadir yana qandaydir motivatsiya bo'lib qolar, kimnidir qiziqib qolar inshaalloh. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bu o'quvchilarning og'zaki nutqini va qo'l yozmasini ko'rish maqsadida aytgan edim. Ular mana o'zlari video qilib alfabetni yodlab aytish berdi va qo'l yozmasini ham jo'natishdi. Albatta buni men bir pasda o'rgatib qo'ydim demayman, chunki shu paytgacha ular albatta maktabda o'qigan va ularni o'sha o'qiganini tekshirdim xolos. Assalomu alaykum. Hoji aka va hoji akaning bolalari, o'quvchilar deganda. Men kecha kuni sizlarga alfabetni nomlari qanday bo'lishligini YouTube kanal orqali tushuntirishga harakat qildim. Sizlar menga o'sha alfabetni yozib, ustni, ya'ni og'zaki qilib otlab aytib beribsizlar. Juda yaxshi. Endi bugun shuni mana pishiqlab, nima deydi, mustahkamlab qo'yadigan ma'noda mana videoni qilyapman. Ozgina vaqtim bo'lmay qoldi, mana endi vaqtim bo'lib qoldi. Demak, har bir ingliz tilidagi har bir harfni faqat ingliz tilida emas, rus tilida, o'zbek tilida, arab va hokazo hamma tilda o'zini harflarini nomlanishi bor. Ya'ni bir e'tibor beradigan bo'lsak, mana butun dunyodagi radio bor, mana BBC deb qo'yadi. Buni hech kim aytmaydi BBC deb. BBC radiosi deydi. Kimdan so'rsangiz BBC radiosi deydi. Qarang, bu yerda ham xuddi shu yerda qisqartma so'zlarni nomida aytayotganda BBC emas, yoki qandaydir o'sha alfabetdagi o'zining nomlanishi bilan aytadi mana. BBC yoki bo'lsa sizlar bilgan USA. O'zimizni bilmaganlarlar, haligi ikkichilarimizlar USA deb o'qimasa
Lekin aslında bunu hamma bütün dünya boyunca USA okuladı. United States of America okulaşı. Bana olsa BBC. Ya ki olsa Rusça'da yani oldu şunday. Bana kattılar bana ağacı kadar yakışı buladı. SSR deyip kaladı. SSR. Lekin buna SSR de bırak etmeydi. SSR. Kanı bir de E harfi. İnanki SSR. Bunu arası hiç kanakı E ya Y sözü deme, harfi yazılıyormaz da. Oşan için bir yerde mi ayetmek için ben harflerini özünün namı bulan atarladı. Kıskartma sözlerde. SSR. Ya ki olsa bana kampanya var. Üyeli alaka demedi. Sviyaz. MTS. Bir de MTS demek miyiz bunu? MTS deyemiz. Oşanın singarı biz harflerini namını bilişimiz cüdayan muhum diye bu ayet hemen. Ve sizlerge bugün ayet edeyenlersen özüme ad familia 30 vanı yazıp koydum. Sizlerin hud dışında ad familia 30 vanı yazaslar da menge çırağıyla kılıp okup her birini harflerini özünün namlanışı bilen hareket kılıp okup menge cönetip koyaslar. Hazır mı özüm ikini okup bir mahçımın bana. Misal için Azizbek Haldarov Abduhalikovic okurladı. Bu söz de. Lekin bunu harflab aytib berchi deydigan paytda mana buni o'qiladi. Masalan, mana A Z I Z B E K. Azizbek A Z I Z B E K. Haldarov H O L D A R O V. Abduhalikovich A B D U H A L I K O V I C H. Abduhalikovich. Tushunarli bo'ldi. Xuddi o'shanga o'xshab sizlar ham isim, familiya, ortosalarını yazıp durup bana şunday harflerini bu kanlaydır nima deydi hazır gayet kerimden özünün namı bulan 3-4 madde takirlerle yalnız cüda maksatıya muvaffuk buladı fakat yine bunu ilemez pastiga dedengizin ismini yazın ükengizini, singlinizini ya ki kimidir ismini ya ki burartı misal için Moskova deyilgen Moskova, Moskova yazıladı onu okuluşu M-O-S C-O-W oşanda akıllı okuladı. O herkese bir 5-6 sözünü yazıp durdu. İngilizce kan da söz bilseniz. Oşalarını her bir tanesini harfla oku bilseniz. Bu da halası keyin giderse yani başka dersiye ödemez. Good morning teacher. My name is Ibrahimov Zuhair Usmanovic. Zuhair. Z U H A Y I R Ibrahimov I B R A H I M O V Usmanovich U S M A N O V E I C H Pencil P E N C E L Book B O O K Apple A P P L E Banana B A N A N A. Good morning, teacher. My name is Ibrahimov Umar Usmanovich. Umar. U M A R. Ibrahimov. I B R A H I M O V. Usmanovich. U S M A N O V H. Apple. A P P L Moskva M O S K V A Cucumber C U C U M B Y A R R Carrot C O R R O T Ko'rib turganingizdek, ushbu so'zlarda ayrim bir xatolar bor. Ularni albatta o'zlariga xabarini berdim. Qanday talaffuz qilishligini tushuntirib qo'ydim. Misol uchun R, ya'ni R harfi R o'qiladi. I harfini, ya'ni I harfini I deb o'qib qo'ydi.
Ayrim bir xatolar keyingi darslarimizda albatta inshaalloh o'nglanib ketadi. Ushbu videoga o'quvchilarga fikrlaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting, chunki bizga bu juda ham muhim. Barchangizga omad.